Arkadaşlarım sokaktaydı bugün de ve güncel meselelerle ilgili fikirlerinizi öğrenmek istedik. Şimdi dinleyelim efendim. Haberin kanalı A Haber olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Hemen her gün İstanbul'un farklı bir ilçesinden size merhaba diyoruz. Bugün de Gazi Osman Paşa'dayız. Gündeme ve hayata dair sorularımızı kameraman arkadaşım Ertan Tuna ve Ömer Er'le birlikte biz soracağız, siz cevap vereceksiniz. Söz millette başlıyor. Son döneme baktığınızda stokçular özellikle de yerli mallarına, yerli malı olması hasebiyle yine zam yapıyorlar dolar krizini bahane ederek. Siz marketlerden alışveriş yapıyorsunuz muhtemelen ve fiyatların fahiş olduğunu görüyorsunuz. Ve yani bu yerli mallar üzerinden fırsatçılığa çevirenleri gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Daha dün başıma fırsatçılarla ilgili çok büyük bir olay geldi. Dünden bir önceki gün büyük bir teknoloji marketine televizyon almak için gittiğimde televizyonun fiyatını 3800 TL civarında söylediler. Ve dedikleri şartları da oluşturdum. Birkaç tane ön prosedür gerekiyordu. Onları yaptım. Ve ertesi gün almaya gittiğimde, kasaya ödemeye geldiğimde aynı televizyonun fiyatını bana 400 TL zamlı söylediler. Hani nasıl oluyor da dedim bir günde 400 TL yüksek bir fiyat geliyor. Hemen peşine doları bahane ettiler ama hani bir günde bir dolardan 400 ile 400 TL bir gibi bir fark gelmesinin imkanı yok. Ben de orada zaten gerekli konuşmayı yaptım. Oradan çıktıktan sonra hemen tüketici haklarını arayıp şikayet ettim. Stokçuları şikayet etme hattını aradım. Ve ardından orada ben alışveriş sonlandırdım, almadım. Marketlere gidip baktığınızda özellikle de ekmek fiyatlarına, fırına da gittiğinizde ekmek fiyatlarının çok dalgalı olduğunu, 1.25'e, 1.5'a, 1.75'e çıkıyor ve unun çuvalına bakıyorsunuz 70 liradan 110 liraya çıkıyor. Bu dikkatinizi çekiyor mu? Ya bu da dikkatimi çekiyor. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Sivas'tan ve Konya'dan gelen unun dolarla hiçbir alakası yok. Ve ben bunu her farklı fırından sürekli farklı fiyatlar aldığımda soruyorum neden böyle diye. Ve hepsinin ürettiği bahanede şu gramaj farkı var diyor. Ama hani benim 1 liraya aldığım ekmek de aynı geliyor bana. 1,5 liraya aldığım ekmek de bana geliyor. Ya bu fırsatçılar artık her şeyi... Hani ülke gitsin, vatan gitmiş, onların hiç umurunda değil, hepsi ticarete dökmüş. Zaten fırıncıları biliyorsunuz ekmeğe zam gelmiyor diye hep şikayet halindelerdi. Bunu da fırsat bildiler, gramajı da bahane ediyorlar. Hiç dinlemeden, üzülerek söylüyorum ki bunu yapıyorlar, yani hiç vicdanları sızlamıyor. Alabilen oluyor, alamayan oluyor, bunu hiç fırıncılar düşünmüyor. Ya devlet stokçulara yapması gereken bence yapabileceği en ağır cezayı vermeleri gerekiyor. Çünkü hani bu normal bir fırsatçılık ya da normal bir stokçuluk değil. Hani bizim şurada burada mücadele ettiğim bir şey dolara karşı savaş halindeyken Avrupa'daki batılı ülkelere karşı savaş halindeyken tek yumruk olmamız gerekirken bu stokçuların yaptığı bizi nasıl diyeyim gülünç hale getiriyor. Devlet bence bunlara en ağır cezayı vermeli. Denetimleri arttırmalı, ihbar hatlarını arttırmalı, vatandaşa daha böyle fazla olanak sunmalı. Stokçular özellikle de fahiş fiyatlara yerli malı olmasına rağmen doları bahane ederek, dolar krizini bahane ederek fiyatları artırdıklarını görüyoruz. Stokçular, depocular özellikle yapıyorlar bunu. Siz markete gittiğinizde nasıl bir senaryoyla karşılaşıyorsunuz? Hep yani bunu aracılar yapıyor ki bizler dolara bağlıyoruz her şeyi fakat dolarla bunların hiçbir şeyi yok. Biz vatandaş olarak biz yapıyoruz bu zamları. Aracılar yapıyor, stokçular yapıyor yani bunu. Ki mesela ben televizyonda izlediğim kadarını limonun kilosu tarlada 1,5 lira, markette 9,5 lira. Bu nasıl oluyor? Bunu getirenler, aracılar yapıyor, tefeciler kazanıyor yani bunu, toptancılar. Un ekmek de aynı oluyor ki un da aynı oluyor. Yani fırıncıya gelince yani onun ben köy çocuğuyum. Ben Edirne Uzunköprülüyüm. Ki ben bu buğday yetiştirinin içindeyim. Kendimin yok da köylülerimin var. Ki köylü kazanmıyor bunu aracılar kazanıyor. Ki, mesela bugün git köylüde buğday kalmadı. Toptancılarda kaldı. Köylüdeki niye bu zamlar olmuyor da zenginlerin eline geçince oluyor. Stokçuların eline geçince oluyor. Şu anda un fiyatlarını aldı götürdü. Ne kadar da ekmek önceden ne kadar? Yani biz Gazi Osman Paşa'da ekmek bir ay öncesi 1 liraydı şimdi 1.25 oldu. Yani 200 gram. Gramaj hilesi var. Evet gramaj hilesi de var. 200 gram diye alıyorsun 180-190 grama düşüyor. Yani. Peki bu haksız bir kazanç olmaz mı sizce? Evet haksız kazanç. Yani
olan yine tüketiciye oluyor. Tüketici ödüyor bunların hepsini. Ürünlerin dolar krizini bahane ederek fahiş fiyatlara marketlere çıktığına şahit oluyoruz. Özellikle de yerli mallar üzerinden, mesela un üzerinden ya da ekmek üzerinden bu spekülasyonlar yapılıyor. Ve stokçuluk esas burada karı kazanan, bu fahiş fiyatları uygulayanlar olduğunu görüyoruz. Siz markete gittiğinizde nasıl bir senaryo görüyorsunuz? Şimdi şöyle, vatandaş olarak markete gittiğimizde ciddi anlamda bir artışın olduğunu ben değil herkes keza fark ediyordur. Örnek olarak zamlardan önce 100 TL üzerinden gidelim. Bir alışverişte bunun 160 veya 170'te bittiğini görüyoruz şu anki zamlarla. Şimdi zaten yurt içinde üretimi olan, bizim üretimimiz kendi bünyemizde olan ana maddesi burada olan ürünlerin niye bu kadar fahiş bir zam gördüğünü de vatandaş olarak tabii ki sorguluyoruz. Yani şu an maaşlarda bir artış yok. Ben mesela bağımsız çalışıyorum, kendi işimi yapıyorum ama askeri çalışan insanlarımız var. Maaşlarında herhangi bir şu an artış yok ama bu pazar veya market alışverişine gittiği zaman %40, %50 üstüne çıkıyor. Yani bunu kaldırabilecek insanlar var, kaldıramayacak insanlar var. Yani bunu hükümetimiz stok yapanlarla alakalı bence şahsi görüşüm bir önlem alması gerekiyor. Bu ürünler dolarla mı geliyor ülkeye? Tabii ki değil. Ama gelenler de var. Tamam, gelenleri biz anlıyoruz. Örnek veriyorum, bugün plastiğe baktığımız ham maddesi yurt dışıdır. İsrail diyelim. Buna hani bir zam geliyor ama bunun içindeki bir örnek suya dolara baz alarak zam yapmak nedir? Hani biz bunu sorguluyoruz ki herkeste de bu sıkıntı var. Yani dolarla olmayanların zamı nedir? Hükümetimiz bununla alakalı muhakkak bir çalışma yapıyordur. Bunlara bir an önce bir önlem alınması gerekiyor çünkü insanların bunu sabredecek ve dayanacak gücü kalmadığını inanıyorum. Peki sizce ne yapılabilir? Denetim mi artırılabilir? Ya da o stokçuların mı fabrikaları denetlenir, depolar denetlenir? Tabii ki muhakkak. Yani bugün güç olarak devletimiz var. Devletimizin üstünde bir güç olarak kişiler yok ya. Bunu yapacaksa devletimiz yapacak ve elinde stok olup da şu anda tabiri caizse çıkarcılık, fırsatçılık diyelim, kara borsa, bunu yapan yüzlerce insanlar var. Son döneme baktığımızda fırsatçıları marketlerde çok net görebiliyoruz. Özellikle de fahiş fiyatlar uyguluyorlar stokçular eliyle. Siz galiba marketten geliyorsunuz. Nasıl son bu artışları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an birkaç gündür çok fahiş fiyatlar var. Eskiden atıyorum 1 liraya aldığımız ürün 3 lira 4 lira. Şu an zaten gördüğünüz gibi marketten geliyorum. Daha önce 20-30 lira harcadığım alışverişime 60-70 lira bir maliyet çıkarttı bana. Çok büyük bir fırsatçılık var. Özellikle yerli ürünlerde doların yükselmesini bahane edip maalesef çok yüksek zamlar uygulanmış. Niye böyle fırsatçılığa çevirirler? Özellikle stokçular yapıyor galiba. Bir de ekmek fiyatlarıyla en çok tüketilen besin maddesi ekmek. Ekmeğe bakıyoruz. Un fiyatlarıyla oynuyorlar, ekmek fiyatlarıyla oynanıyor. Gazi Osman Paşa'da bile 2-3 ayrı fiyat görebiliyoruz ekmekte. Niye özellikle ekmek üzerinden yapalım? Herhalde genelde insanların en çok tükettiği mamul olduğu için, mecbur olduğu için. Bizim Türk insanı ekmeği çok seviyor malumunuz. Bazı aileler 9-10 tane ekmek alan aile var. Eskiden 75 kuruşa veya 1 liraya aldığımız ekmek şu an 1.25. Yani fazla miktarda alındığı zaman çok büyük bir külfet. Aylık 100 lira, 150 lira, 200 liraya mal oluyor bir aileye. Sadece ekmek. Herhalde dediğim gibi en çok tüketilen, tüketmek zorunda oldukları için onun üzerinde oyunlar uyguluyorlar. Tamamen yerli ürün, buna bu kadar zam yapılması çok 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 büyük bir fırsatçılık. Marketlere gittiğinizde son dönemin en önemli gündem maddesi nedir? Stokçular, evet. Fırsatçılığa çevirenler, dolar krizini bahane edip ürünleri zamlandıranlar ve bu ürünlerin yerli olanlarına özellikle zam yapılıyor. Siz bu markete gittiğinizde stokçuları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, dolar yükselince fiyatlar otomatik olarak yükseliyor diyelim. Bunlar cepte kalsın. Dolar peki düşünce niye fiyatlar düşmüyor? Hani bunu da ben sorayım buradan hani izleyenlere. Haksızlık var. Çok büyük bir haksızlık var. Yaklaşan bir yerel seçim var. Ve çok sıkıntılı olan belediyeler var. Özellikle de FETÖ ile işbirliği yapanlar. Yine hendek krizine sebebiyet veren özellikle doğuda PKK ile işbirliği yapan HDP'li belediyeler var. Ve bu yaklaşan seçimde siz nasıl bir tablo görüyorsunuz? Doğudan HDP'de kazılan hendeklerden başlayalım. AK Parti gibi güçlü bir iktidarın
ve genellikle de doğudan çok oy alan bir iktidarın bence bu seçimde yine çok yoğun güvenlik önlemleri altında seçim ortamı oluşturması gerekiyor. Çünkü doğudaki insanlar çaresizlikten dolayı HDP'ye oy veriyor çoğu. Yani bence böyle bir güçlü iktidar varken ben bu yerel seçimde işleri çok sıkı tutup oradaki o hendek olayların tekrarlanmaması için alınabilecek en yüksek derece güvenlik önlemi alabileceğini ben tahmin ediyorum ve yapması gereken de bu. En baştan başlamak gerekirse burası Gaziosmanpaşa değil, eskiden taşlı tarlaydı. AK Parti'nin gelmesiyle birlikte Gaziosmanpaşa oldu. Yani isminde bile bir prestij değişikliği oldu ve Gaziosmanpaşa çok şahlandı. İlçemiz kentsel dönüşümün baş mimarlarından biri. Belediye başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta da yüksek mühendis olduğu için bizzat kendi sahada çalışma yaparak kentsel dönüşümle ilgileniyor ve çok hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm izleniyor. FETÖ ile anılan belediyeler var. Yine özellikle sahil belediyelerine baktığımızda onların bu olumsuz terör örgütüne bulaşmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bir devlet en nihayetinde devlet kurumu bunlar ve FETÖ ile anılıyorlar. Siz onları duyduğunuzda ne hissediyorsunuz? Ya ben artık onları duyduğumda ilk zamanlarda çok üzülüyordum. Hani nasıl olur da bir insan kendi vatandaşını bunları yapar dedim ama 15 Temmuz'dan sonra, ondan sonra yaşanan olaylarda artık onların ne olduğu, onların içindeki Türkçülük duygularının olmadığı, İslamiyet duygularının olmadığını anlayınca artık bu yaptıkları çok normal gibi geliyor bana. Biliyorsunuz baş imam, şu anda isim vermeyelim, orada görevli çıktı. Yani ne diyebilirsiniz ki, yani imamlık gibi bir mesleği kullanarak bunları yapanlardan artık her şey beklenebilir diyorum ben. Bu sadece yerel seçimde olan bir şey değil. Normal seçimlerde de gördük. AK Parti sırf kazanmasın diye bir oy HDP'ye, bir oy CHP'ye kampanyası yaptılar. Bunu yine yaparlarsa biz şaşırmayız. Ancak ben bunu söylüyorum. Orada o seçimde ben herkesin siyasi görüşüne saygı duyuyorum. Ancak o seçimde CHP'li kardeşlerimizin HDP'li hainlere oy attığını bile bile tekrardan CHP'ye oy atan olursa onlar da artık benim görüşümde bizim kardeşimiz değildir diye düşünüyorum. Kuvvetle muhtemel bir İdlib operasyonu olacak. Daha öncekine baktığımızda yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yakın tarihteki sınır dışı operasyonlarına baktığımızda Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı gibi başarılı operasyonla Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesi operasyonunu yaptı, geri döndü. Şu anda bir İdlib operasyonu olsa varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye özelinde, Orta Doğu özelinde nasıl görüyorsunuz? İdlib Suriye'nin kuzeyinde ve birçok sığınmacının olduğu bir yer. Biliyorsunuz Türkiye'de çok sığınmacı var. İdlib'e öncelikle girme amacımız oradaki ateşkesi daha güvenilir hale getirmek. Oradaki güven duygusunu atmak. Biliyorsunuz Türk askerinin olduğu yerde güven vardır. Zaten açıklamalarda da öyle diyorlar. İlk öncelikle oraya girme amacımız oradaki güven ortamını, barış ortamını sağlamak. Ama aksi takdirde bir şey olursa da ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradan da ileriye doğru devam edeceğini çok rahatlıkla düşünüyorum. Hani artık biz kendi derdimizi de geçtik. O kadar büyük, o kadar güçlü bir ülke haline geldik ki kendimiz böyle bir ekonomik savaşın içindeyken bile gidip oradaki mültecilere yardımcı olmak amacıyla sırf ateşkes daha uzun süre sürsün, barış ortamı olsun diye oraya askeri kuvvetlerimizi gönderebilecek güce geldiğimizi, bu da bunun bir belirtisi bence. Peki terör örgütleri özellikle Suriye'de yuvalanmış durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlarını başlattığından beri son 2 yıla baktığımızda Türkiye'ye sızışların azaldığını, terörün neredeyse bitmeye geldiğini görüyoruz. O yüzden çok önemli değil midir İdlib operasyonu da? Tabii o yüzden çok önemli, çünkü oraya sıkışıp kaldılar. Biliyorsunuz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kesinlikle teröre hiçbir şekilde izin vermiyor. Ülkeye giremeyince bu sefer oradan, bizim sınırımız olduğu için bizi oradan rahatsız etmeye çalışıyorlar. Gerek mültecilerle gerek onlarla, ama artık onlara da sığınamıyorlar. Çünkü Türk ordusu o kadar güçlü ki istediği zaman istediği yere girebilecek güce ve yerli kendi ürettiğimiz silahlarla, kendi ürettiğimiz İHA'larla giriyoruz. Hani önceden yine böyle şeyler oluyordu ama bu sefer Amerika'dan aldığımız, İsrail'den aldığımız silahlarla, mühimmatlarla giriyorduk. Bu sefer Amerika'nın elinde liste vardı. Nereye kadar gideceğimizi biliyorlardı. Nerede duracağımızı biliyorlar. Artık bunları kestiremedikleri için hiçbir müdahale edemiyorlar ve sadece seyirci olarak izliyorlar. İşte dolardan müdahale etmeye çalışıyorlar. İşte farklı şekilde müdahale etmeye çalışıyorlar ama başaramıyorlar yani. Nereye gideceğimizi, nereye yapabileceğimizi artık kestiremiyorlar. Çünkü artık üreten bir Türkiye var. Savunmasında, silahında üreten bir Türkiye olduğu için kesinlikle savaşlarımızda bize müdahale edemiyorlar. Niye karşı çıkıyor? Çünkü Amerika'yı biliyorsunuz. Kendilerine kalsa Amerika koruyucu bir güç. Herkese sahip çıkan Amerika ama tamamen felsefeleri böl, parçala, yönet. Oranın bölünmesi demek, Amerika'nın parçalayıp orayı yönetmesi demek. Ancak her yerde artık bir mazlumun canı yanında Türkiye'ye gelmeleri, Türkiye'ye sığınmaları, Türk askerinin heybetine sığınmaları Amerika'nın artık zoruna gidiyor. Çünkü Amerika artık istediği gibi savaşta olan ülkeyi bölüp parçalayıp yönetemiyor. Nerede bir mazlumun, nerede bir Müslümanın canı yansa başkomutanımız oraya ordu gönderiyor. Bu da Amerika'nın işine gelmiyor. Gaziosmanpaşa'dayız.
ve yerel seçimler yaklaşıyor. Birçok bölgede işte yerel seçime gidecekler. Farklı belediyeler var. AK Parti'ye ait, diğer partilere ait belediyeler var. Bir taraftan FETÖ ile mücadele eden bir belediyeler var. İşte FETÖ ile işbirliği yapan belediyeler var. Yine HDP ile PKK ile kol kola girmiş belediyeler var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu son seçimi? Şimdi ben şu anda var ya, şu anda ben bizim belediyemizden memnunum. Niye dersen bazı vatandaşlarımızın birçoğu memnun değil. Ki ben mesela bu Gazi Osman Paşa'lı AK Parti ilçesinde Sarıgöl Mahallesi'nde 7 sene engelliler temsilcisi oldum. Yaptım. Yani engelliler temsilcisi yaptım fakat 3 yıl oldu ben bacağımı kaybettim. Her şeyden koptum. Dışarıdan desteğe kaldım ve akülü araba ihtiyacım oldu. Bu akülü arabayı da bizim Gazi Osman Paşa Belediye'miz bana verdi. Ve akülerin bittiği zaman da yine belediyemiz karşılıyor bunları. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib operasyonu yapmaya hazır görünüyor. Ve yakında bir operasyon olabilir, sınır ötesi harekat. Siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önceki operasyonlarına bakarak nasıl bir Orta Doğu görüyorsunuz? Ve İdlib operasyonu yapılırsa Suriye özelinde nasıl bir Orta Doğu bizi bekliyor? Yani Orta Doğu çok karışık. Ki hele orası terörü besliyor, Türkiye'ye salıyor. Ve biz zararını biz çekiyoruz. Yine bizim Mehmetçiğimiz bizi korumaya uğraşıyor. Mehmetçik zaten başımızda başarılı olduğunu biliyoruz biz bunların. Mehmetçiğin her zaman Türk vatandaşı olarak her zaman hepimiz de arkasındayız. Peki yakında yerel seçimler kapıda. Birçok belediye seçim yarışına girecekler. Bakıyorsun Doğu belediyeleri HDP PKK ile işbirliği yapıyor. Evet. Aynı zamanda bazı belediyelerde FETÖ desteğini görüyoruz. Aynen. Siz bu Gazi Osman Paşa özelinde değerlendirip nasıl bir yerel seçim bizi bekliyor? Şimdi şöyle, Gazi Osman Paşa Belediyesi ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Öncelikle belediyemiz çalışıyor. Peki belediyelere baktığımızda bazı belediyelerin hiç hizmet vermediğini görüyoruz. Özellikle de CHP'li belediyelere baktığımızda daha büyük krizler var. Yani seçime dair nasıl bir ortam olursa o belediyelere de hizmet gider. Genelde çalışma azmi yok. Yani çalışma olayı pek olmuyor onlarda. Ha ben şimdi mesela Avcılar Belediyesi'ne bakıyorum veya ikisi belediyeleri var. Onlara da bakıyorum ama bence bu şu anki konuşulan işte, yerel olarak seçimlerde, belediye seçimlerde birleşme usulü olursa belki hani onlarda da kazanabileceğimiz belediyeler olacağını düşünebiliyorum ama tabii sonuçta bunun kararını son olarak halk olarak biz vereceğiz. Peki gündem maddelerinin en önemlilerinden biri de İdlib operasyonu kapıda görünüyor. Daha önceki operasyonlarına baktığımızda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı vardı. Daha evvelinde Fırat Kalkanı vardı. Bizim Orta Doğu'da olmamız neden gerekli size göre? Niye bu operasyonlar yapılıyor? Türkiye'ye faydası ne olabilir bu operasyonların? Şimdi ben öncelikle yapılan onu yani şu an operasyonun ta işte geriden bu zamana kadar Zeytin Dalı dahil hepsini kapsıyor. Çok geçerli yerinde bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Tabii ki burada vatan olarak şehidimiz oldu, kayıplarımız oldu. Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet etsin. Bir kere öncelikle Türkiye olarak sınır güvenliğimizi korumamız açısından bu operasyonların yapılmasında geç bile kalınmıştı. Süleyman Soylu İçişleri Bakanımızın yaptığı, altına imza attığı olayın sonuna kadar arkasındayız. Ben şahsen arkasındayım, yerinde buluyorum. Orta Doğu'da olmamız, sınır güvenliğimizin bir kere kesinlikle önlem altına alınması gerekiyordu. Yakında bir İdlib operasyonu görünüyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarına baktığımızda hep başarıyla geri yurda dönüyorlar. Sizce İdlib operasyonu, sınır ötesi operasyonlar neden önemlidir? Türk Silahlı Kuvvetleri neden özellikle Orta Doğu'yu kontrol altına almak ister? Çünkü bizim karşı komşumuz ve komşularımızla ilişkilerimiz çok iyi olmalı ve onun haricinde de terör örgütleri bizim ülkemize de sızmakta. Bunları tamamen yok etmek için bu operasyonlar yapılmalı zaten. Hani bunu desteklemeyen bence yanlış olabilir ama hani Türklüğünü düşünüyorum yani onun. Bunların yapılması sonuna kadar haklı bir durum. Çünkü hem terör örgütleri hem bize yapılan oyunlar FETÖ olsun ya da diğerleri olsun bunlar için önemli yani. Peki Fırat Kalkanı oldu, ondan sonra Zeytin Dalı oldu. O operasyonları televizyonlardan takip ettiğiniz kadarıyla nasıl bir Mehmetçik vardı o operasyonlarda? Sonuna kadar savaşçı, Türklüğünü önemseyen ve hani kazanmayı bilen bir Mehmetçik vardı ve öyle de oldu zaten. Şükür, Allah'a şükürler olsun. Başarıyla operasyonlarımızı tamamlıyoruz. 2013'te Gezi olaylarıyla başladılar. Gezi olayları 27 Aralık, ondan sonra 17 Aralık. Tayyip Erdoğan'ı karalamak istediler. 15 Temmuz, evet, darbe olayları ve
Bunları hiçbir zaman başaramadılar ve başaramayacaklar da. Şimdi de ekonomiyle karalamak istiyorlar. Bizim Cumhurbaşkanımızı asla asla karalayamayacaklar ve başaramayacaklar. Bunların hepsini Tayyip Erdoğan hepsini halledecek yani. Gündemin en önemli maddelerinden birisi İdlib Operasyonu. Türk Silahlı Kuvvetleri artık hazır. İdlib Operasyonu her an başlayabilir. Daha önce de Fırat Kalkanı vardı, Zeytin Dalı vardı. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri hep büyük başarılarla yurdumuza geri döndü. Evet. İdlib Operasyonu olursa nasıl bir Orta Doğu olur? Hepsini başaracak Cumhurbaşkanımız. Onların hepsini halledecek. PKK'nın kökünü kazınaya kadar adam yemin etti zaten. Bir tane PKK hiçbir düşman bırakmayacak. Her tarafı temizleyecek. Ben buna inanıyorum. Tayyip Erdoğan başımızdan Allah eksik etmesin. Her zaman başımızda olsun inşallah. Her zaman yanındayız. İnlerine zaten indi. Tayyip Erdoğan inlerine ineceğiz dedi. İnlerine indi. Hepsini yok ediyor. Onların hepsini yavaş 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 hepsini yok edecek. Hepsini. Bundan hiçbir şüphem yok benim. Hepsini yok edecek. Nasıl bir Orta Doğu olacak sonra? Terörden temizlenmiş. Terörden temizlenmiş, rahat bir Orta Doğu olacak. Çok güzel bir Orta Doğu olacak. Peki son dönem siz de takip ediyorsunuzdur. Bir İdlib operasyonu kapıda. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri gitti. Fırat Kalkanı operasyonu yaptı. Zeytin Dalı yaptı. Afrin'e girildi. Terörden birçok bölge temizlendi. Eğer İdlib operasyonu olursa nasıl bir Orta Doğu bizi bekler? Türk Silahlı Kuvvetleri aynı başarıyı orada da sağlar mı? Eminim ki sağlayacaktır. Çünkü biz askeri açıdan çok kuvvetli bir ülkeyiz. Burada da başarılı olacağına inanıyorum. Her ne kadar dış güçler bizi engellemeye çalışsa da eminim ki İslam dünyası açısından Türkiye bir başkanlık diyeyim, başkan statüsünde bu operasyonda da başarılı olacaktır. Peki terör örgütlerinin orada varlığını ve Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orayı temizlemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü sızışlar engellendi gitgide. Evet, eski oranla bayağı bir azaldı. Türkiye bu konuda devam etmeli aynı şekilde. Tamamen yok olana kadar uğraşmamız gerekiyor. Çünkü sonuçta zararını biz görüyoruz. Dış ülkeler besliyor. Bizim ülkemize gelip burada bizim insanlarımız zarar görüyor. Terörü bu şekilde devam ederse eminim ki tamamen yok olmasa da en aza indireceğine eminim.